halkını. Sayenizde depremzedelerde sebeplenecekler. Teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı. Sağ olun. Satışlarımızı yapıyoruz. Satışlardan Huzurevimizin yaş grubu 60'tan başlıyor. 92 yaşına kadar olan arkadaşımız var. Bu deprem dolayısıyla ne yazık ki çok büyük üzüntüler yaşadık. Kendimizde bir şeyler yapmaya çalıştık. İlk önce belediyemize ve kaymakamlığımıza ürünlerimizi yolladık. Daha sonra 10 gün içerisinde elimizden geldiğince örmeye, dikmeye, satın almaya çalıştığımız malları bugün kermes olarak Koçalıların huzuruna sunduk. Yapılan marmelatlar, yapılan konserveler, yapılan el örgüleri Foça Meydanı'nda sergilendi. Burada yapılan ürünler tamamen dayanışma ile tanıdıklarımız ellerindeki ürünleri getirdiler. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun devam etmesini diliyoruz. Foça halkı bu işe gönül verdi. Gayet güzel gidiyor satışlarımız. Buradan elde ettiğimiz gelir inanın çok faydalı. Depremzedelerin yararına gidecektir. Türkiye'nin yaşadığı bu zor günlerde huzurevindeki sakinlerimizle bir nebze de bizim katkımız olsun istedik. Öncelikle herkes elinde kullanılmamış ürünleri toplayarak deprem bölgesine AFAD'a gönderdi. Onların dağıtımını sağladıktan sonra bu sefer tüm sakinler el birliğiyle kendi ürünlerimizi üretelim istedik. Çünkü hepimizin içinde bir acı var. Bu acımızı örerek ve oraya bir faydamız olacağını düşünerek, örerek gidermeye çalışıyoruz. Çok zor günler geçiriyoruz. Hepimiz çok üzgünüz, yüreklerimiz kırık, içimiz kan ağlıyor. Ama bir nebze de belli yaş üzerindeki insanların katkısı olsun istiyoruz. Bunlar belediyemizin açtığı sosyal markete teslim edilecek kazandığımız paralar. Daha doğrusu şöyle, biz ellerimizle sosyal markette ne ihtiyaç varsa o ihtiyaçları satın alıp sosyal markete bağış yapacağız. Sevinçliyiz açıkçası. Bizler için, özellikle yaşlılar için gurur veren bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dilerim tüm halkımız aynı duyarlılığı gösterir. 80 yaşındaki ablamız bere örüyor. 74 yaşındaki ablamız atkı örüyor. Yelek örüyorlar. Yünler bize bağış geldi. Koca'da bir kuafiyemiz var sağ olsun. Yün bağışı yaptı.
Ayrıca tüm Kocalılar bize yün ve şiş getirmeye devam etti. Bu çalışmayı sonlandırmayacağız. Bu kermes, bu konudaki ilk kermesimiz ama devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin acısı çok büyük. Yaraları çok büyük. Bu yaraların sarılmasında katkımız olacak diye de mutluyuz açıkçası. Memleketimize meydana gelen bu felakette herkes yüzde krizsiz kalamadık. Özellikle bayan sakinlerimizin katkıları, müdür hanımımızın katkılarıyla beraber böyle bir organizasyon düşündük. Tabii bayanların bu işte katkısı daha fazla. Bizler erkekler olarak daha çok lojistik işleri yapıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bu inşallah bir faydamız olur.